Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Selavat. Bayram münasebetiyle böyle bir pazartesi dersi değil de bayramlaşma olduğu için kaç dakika? 15 dakika. 15 dakika. Farklı bir şey yapacağım size. Ben içerideyken Kur'an-ı Kerim'e psikolojik noktasında baktım her bir ayete. De, deme, yap, yapma, düşün, düşünme diye. Ya bir sari çıkmaya veya oradan bir çıkarım o ayetten. Ben ilk önce sure söyleyeceğim, sonra ayetlerden. Belki merak eden bakar oraya. Hiç suresi. Üçüncü ayet. İnkarcıların kalın gafletle olanların dünyevi imkanlardan bol bol istifadelerine seni kıskandırmasın. Bırak onları yesinler, yararlansınlar. Boş ümit oyalasın onları. Hani çok sorulara da cevap oluyor bu. Yani Allah Resulü şöyle şöyle imkanları yoktu. Ama gafil, Allah düşmanlarının şöyle jiplere biniyor. Bunu daha çok almaya da çok soruyorlar bunu. Avrupa'da. Resullar veya sahabeler veya Müslümanlar bu imkanlara sahip değiller. Bir de okuyorum. Hiç suresi 3. ayet. İnkarcıların kalın gaflette olanların, inkarcıların ve Müslüman olup kalın gaflette olanların dünyevi imkanlarından bol bol istifadelerine seni kıskandırmasın, bırak onları yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. 4. ayet. Allah hiçbir fetret toplumunu helak etmemiş. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Bu mektubatta da geçiyor. 5. ayet. Ölümden korkma. Hiçbir ümmet kendi ecilini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Kesin takdirle belirlidir. Sen bilmesen de. Yani ölüm korkusu var ya, böyle hastalık şey yapıyor. 6 ayda bir check-up yaptıranlar var ya, hastalıklarını çoğaltıyorlar. Vehim ve vesvesesini iki katına şey yapıyor. Yok 6 ay önceden belli olsaydı falan. Bunlar karı bir ise 9 tane zararı var. Hiç onun için, Yusuf sen git doktora şimdi bir check-up yaptır. En az 10 tane hastalık çıkar. Çıkmaz mı? 3 tane çıkmaz. Çıkar tabii. Ama şu anda rahatsız. Tedbiri şu, sünneti senin yaşayacaksın. Gayrimüslim bir doktor geldi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mevkile. Kimse pek gitmemiş. Sonra Resulullah'a geliyor, sizden kimse burada hasta olmaz mı demiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, biz de burada olanlar doymadan yemeklerini şeyden kalkarlar, sofradan kalkarlar. Tekbir sünneti seniyedir. Bazıları diyet diyor mesela, kan grubuna diyet yapılıyor. İşte kilo şuna buna göre diyetler yapılıyor. Biz doğuştan diyetliyiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kan grubuna göre bunlar vehim ve vesveseyi çoğaltmaktan başka bir şey değil. Sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünneti seniyesini uyar. Uyduk çok, o da rahat ediyoruz. İkide bir lapur bu yersek. Neyse şimdi 14 ve 15. ayet. Peşin karar verenleri asla ikna edemezsiniz. Allah bile tırnak içinde onlara gökten bir kapı açsak da ondan yukarı çıksalar yine de herhalde gözlerimiz perdelendi, hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Hiç suresi 14-15. ayet. Peşin kararlıları ikna edemezsin. Hatta ne diyor? Onlara gökten bir kapı açsak da
Ondan yukarı çıksalar yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. 37 ve 38. ayet. Üstünlük Allah'ın belirlediği şeylerdedir. İnsanlar kendi ellerinde emanet bulunan, aslı ise Allah'ın olan şeylerle birbirlerine üstünlük yapmasınlar. Emanetten duruyor, aslı onda. 33. ayet. 37 ve 38. ayet. Allah Celle Celaluhu şeytanın duasını bile kabul etti. Sırrı ise dua etti. Allah şeytanın duasını kabul etti. Şeytanın bile duasını kabul etti. Sırrı nedir? Dua etti. Şeytanın duasını kabul eden Allah senin duanı kabul etmez mi? Ama innel insane lacula. İnsanoğlu acelecidir. Hemen istiyor. Kabul etmesinin sırrı nedir Leyza sana? Dua. Dua etmesi. Dua etti ya Rabbi dedi. Dedi ki Rabbim dedi şeytan. Allah'ın zatıyla, varlığıyla değil emriyle sorun yaşadı şeytan. Yani Allah'ın varlığıyla sorun yaşamadı. Allah inkar etmedi. Ahiret inkar etmedi. Kader inkar etmedi. Hani bir şey inkar etmedi. Allah'ın rububiyetini, Rablığını, emrini sorguladı. Yani oho o aram bu aram diyor ya Müslüman. Aynı bu işte. Bak bir daha. Rabbim dedi şeytan. Rabbim. Ben ondan daha üstün değil miyim? Rabbim. Beni kıyamete kadar mühlet ver. Diye istiyor. Yani şeytanın duasının kabul edilmesinin sırrı dua etmesiydi. Şeytan Allah'ın zatıyla, varlığıyla değil, emriyle sorun yaşadı şeytan. Müslümanlar da Allah'ın zatıyla değil, şu an toplumdaki Müslümanlar Allah'ın zatıyla değil, Rabbin rububiyetiyle, emirleriyle sorun yaşıyorlar. Allah'ın rububiyetiyle sorun yaşanıyor. Mesela küfre rıza küfürdür. 5 vakit namaz kılıyor. O 40 vefiyattan birkaç kişi kurtardığı var ya, onun hatırası var, bir abim hatıralarında koydu. Onu buldu yani. Ve onlar hepsi namazlı. Çünkü kafir olsalardı 40'ından 40'ı giderdi. 40 vefiyattan birkaç tane peki namazlı cami cemaatiymiş. Niye? Küfre taraftardı da ondan. Şimdi bir daha. Şeytan Allah'ın varlığıyla, birliğiyle, uluhiyetiyle sorun yaşamadı. Şeytan Allah'ın rububiyetiyle emrini sorguladı. Onunla sorun yaşadı. Niye bir daha tekrar ettim? Piyasa Müslümanı düşün. Ne olacak canım diyor. Küfürle beraber. Ama camiden de çıkmıyor. Kafiri destekliyor. Veya gafili de destekliyor. Rakıyı, şampanya camiye göre açıp İstanbul'da kutlamaları onu görüyor. Ona oy atan onu da görüyor. Ve endişe etmiyor ve tövbe etmiyor. Yani 33. ayet. İnsanı çoğu şeylerden mahrum bırakan insanı var ya bizi. Bu hiç süresinde geçiyor. İnsanı çoğu şeylerden bizi mahrum bırakan onun gururu, kibri ve egosudur. Değer yargılarını esas yapmaları, yani vesileleri asıl, sebepleri fail zannetmeleriymiş. Oradan çıkan mana. Demek ki insan gururu, kibri, egosu inatı var ya, bu dik kafalılığı çok şeyden mahrum bırakır. Kibir. Ona pergel insan diyorum ben. Mesnevi'de bu manada bir şey bulmuştum.
pergeli koyduğunuz zaman sabit, o eksende herkes, yani o dairede daire oluyor, o noktada. Yani ben merkezde olunca insan, herkes benimle alakalı, onayladığım şekilde olmasını istiyor. Değilse, tamam ya sen ne anlarsın diyor, yırtıp atıyor. 42. ayet, yani sırayla tamamen değil de, bulabildiğim ayetlerden psikoloji emirler işte veya izahlar. 42. ayet, sevabı çok, günah az olanı demiyor. İhlaslı olana iblis bir şey yapamıyor diyor. Çok ilginç. 21. sözde de var. Sevabı çok veya günah az, ona şeytan musallat olamaz demiyor. Benim halis, İhlaslı kullarıma bir şey yapamazsın diyor. Burada amelin çokluğu, günahın azlığı falan değil, ihlaslı olmayı söylüyor. 43. ayet. Sakın kötü arkadaşlar edinme, sonra dostun olur, sonra yoldaşın olur. 45. ayet. Acizliğin kadar, fakirliğin kadar Allah'a saygılı olur. Haddini bil, hududunda kal. Acizliğini, fakirliğini bildiği kadar Allah'a saygılı olur. İnsan haddini bilirse hududunda kalıyor. Haddini bilmeyen hududu da yoktur. 47. ayet. Allah layık olanların kalplerini düşmanlıktan temizler ve birbirlerine güven ve sevgisiyle doldurur. Allah layık olanların kalplerini düşmanlıktan temizler, birbirlerine güven ve sevgisiyle doldurur. Yani o biraz önce okudum ya, ego, benim bildiğim, var ya ben merkezli böyle pergel insan, doğruları mutlaka o merkezdedir tabii. O merkezde olmayan yanlış. Küllümen şey yapıyor. 49 ve 56. ayetler. İki ayeti birleştirerek ne diyor? Ne halde ne vaziyette olursan ol, sakın Allah'tan ümidini kesme. Şeytan bile acaba Allah duamı kabul edecek mi diye şüpheli dua etmediğini bil. Yani şeytanın gayesi günah işlettirmek değil, şeytanın gayesi günah ile yeisi atmaktır. Ümitsizliğe atmak. Dolayısıyla şeytan elini kaldırdığı zaman acaba Allah duamı kabul eder mi diye şüphe etmedi. Ya Hazreti Ali'den radıyallahu anh, ya Hazreti Osman'dan hatırlıyorum. Peygamberimizden bir hadis naklediyor. Allah kabul etmeyeceği duayı kulunun ağzına koymaz, diline koymaz diyor. Kabul etmeyeceği duayı kuluna nasip etmez, samimi olarak. 50. ayet. Birkaç tane kestim, 15 dakika oluyor, bayramlaşma olduğu için. Ondan sonra birkaç tane okuyacağım, keseceğim. 50. ayet. Günahkar dahi olsa Allah'ın samimi kulları rahmetine layık olduklarını söylüyor. Günahkar dahi olsa samimi. Böyle böyle değil. Samimi ya. Samimi kullarını Allah kullarını rahmetiyle bırakmıyor. Ne olursa olsun bırakmıyor. Ben şuradan şunu çıkarıyorum. Not var da ben şey yapmıyorum. Mesela şahsi kusurlarımız var. Bir de hizmetteki durumumuz var. Allah, ben kendi kanaatimi söylüyorum. Bir nur talebesinin fazla Cenab-ı Hak şahsı kusurlarına pek bakmıyor. Bakmıyor değil, bakmıyor. Pek bakmıyor. Nereye bakıyor? Umumi hizmete, zararı ve menfaatine göre ona bakıyor. Esas o. O umumi hukuka zarar verdi mi, onun hiç şansı yok. 11. surenin 73. ayet, Allah'tan ümidini kesme, olmayacakları oluverdirir, onun işine şaşırmayın. 57. ayet,
Allah'ın lanetini üzerinize çekecek helal yolu terk ve eşcinsellik ve zina gibi fiillerden ve ortamlardan kesinlikle uzak dur. Son ayet, 65. ayet son. Günah ortamından hayli ortama acele gidin ve sakın arkanıza bakmayın. 67'yi de okumayacağım. İki tane daha okumayacağım. 67. O zaman 73, 74, 75, 76, 77. ayetleri birleştirdim. Onu okuyorum o zaman. 2, 4, 5 tane ayet. Şaşırıyorsunuz belki ama ya Risale dersi yapmadı falan. Bugün bayram ve 15 dakikalı ders. Onun için Kur'an'da tespit ettim ve psikoloji noktasında baktığım derslerdir. Şey, yap, yapma de demek Kur'an-ı Kerim'de çıkartılan şeydir. Şeytan sizi avlamasın. 73, 74, 75, 76, 77. ayetin hulasası. Lut kavminin lanetlenmiş Livat'a ahlaksızlığından ibret almayanların ve Allah'tan gelen uyarılara kulak tıkayanların, nefsani ihtiraslarına esir olanların sağlıklı ve muhakeme ve muvazeneli düşünemez hale gelen kişilerin veya toplumlar nasıl helak olduklarının ibretler levhaları vardır. Onlara ilk önce sabaha karşı korkunç sesle, yurtlarının altını üstüne getirdik, üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık ifadesinin bu asırda aynı masadaklarını da görüyoruz. O korkunç ses, intiharlara ve dengesizliğe vesile olan, vehimlere muptela olan asrın insanı. O bu hastalığa düçar olanlara diyor ki ilk önce korkunç bir ses gönderdik diyor. Sonra şeylerin alt üst ettik diyor. Korkunç ses bu asırda vehimdir, vehim. Yani kafamıza gelen o düşünceler var ya, ses, sessiz ses, içimizden doğan sesler. O YouTube'lardan vesairelerden almış olduğumuz videoların çınlaması kafamızda. O korkunç ses intiharlara ve dengesizliğe vesile olan vehimlere muptela olan asrın insanı maddi felaketlerle de cezalanıyorlar. Bu kanun fertin derecesine göre farklı farklı oluyor. Allah'ın yani o ayetleri toplamış olduğu için cümle benim şey. Allah'ın gazap laneti hiç bilmeyenlere değil, bilip duyup da kulağa kale almayanlardır. Fetret ehli değil. O zaman sayfa bitsin. 82. ayet. Sanki bu asır geçmiş peygamberlerin tümünün cem olduğu asır. Yani bazı kavimler dağlarda villalar yaparlar. Sanki Salih Aleyhisselam'a benziyor. Sanki Livata ile Lut Aleyhisselam'a benziyor. Nefislerini putlaştırmakla sanki İbrahim Aleyhisselam'ın asrı gibi. Böyle bir şey. Ve o kavimlerin ıslahı için peygamber lazımdı. Şimdi peygamber yok. O küçük bir kavmi ıslah etmek için peygamber göndermiş. E şimdi peygamber yok. Asrın müceddidi hangi asırda ise o asırda bulunan hastalıkları tamir ile vazifeli. Peki geçmiş asırdaki o günahlar şimdi daha umumi. Bu asırdaki iman bunu nasıl yapacak? Peygamber değil. Bu asırdaki imamın, asrın müceddidinin dersi ismi azam cihetiyle izahtır. İsmi isimle olarak değil, tefsir olarak değil, ismi azamla desteklenmesiyle bu vazife veriliyor. Bir daha. Geçmiş asırdaki kavimlerin günahları ki helak olmalarına sebep olmuş. Ben bunları çok merak ediyordum. Tamam, şimdi daha genel. Niye bu asır helak olmuyor? Asrın imamı, peki asrın imamı peygamber değil. Neyle tamir edecek?
dersi, ders. Nasıl bir ders olacak? Mesela geçmiş kavimlerde haşire bu kadar ihtiyaç olmadığından, haşir mesela öldükten sonra dirilmeye dair fazla tafsilat yapılmamış. Ama Risale-i Nur 2 kere 2 4 eder derecesinde. Bu gecenden sonra bir sabahın geleceği katiyetinde ispatı ismi azam cihetiyle olduğundan o peygamberlerin vazifesini yapıyor. Dersleri, Risale-i Nur'un dersleri ismi azam cihetiyle derstir. Ve ahir devahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.